Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nereden? Rasyonel sayılarda sıralama. Rasyonel sayılar 2 olacak videonun ismi. Ve sevgili gençler bu videomuzda sıralama konusuyla devam ediyoruz. Bakalım. Şimdi rasyonel sayılarda sıralama yapmak istiyorsak, yani bize birden fazla rasyonel sayı verecek ve diyecek ki bunları küçükten büyüğe, büyükten küçüğe doğru sırala diyecek. Bunların yöntemleri var. Ya payda eşitleyeceksin, ya payını eşitleyeceksin, ya da ondalık açılım yapacaksın. Yani hangisi işine geliyorsa. Ama genelde aklımıza gelmeyen şey pay eşitlemektir. Payı eşitlemektir. Sonuçta hani hep böyle toplama çıkarma yaparken falan payda eşitliyoruz ya. Pay eşitlemek çoğu kimsenin aklına gelmez. Bunu da unutmuyorsun. Pay eşitleme de sevgili gençler bizim için rasyonel sayılarda sıralama yapmak için önemli bir kriter. Şimdi paydaları eşitledikten sonra ne yapmamız gerekiyor onu söyleyeyim ben sana. Paydaları eşitledin. Payı büyük olan nedir? Tabii ki daha büyüktür. Payı büyük olan büyüktür yazacaksın buraya. Payları eşitledin. Bu sefer paydası büyük olan nedir? Küçüktür diyeceksin. Paydası küçük olan büyük olan küçüktür diyeceksin. Ondalık açılım yapacaksın. Ondalık açılımda nasıl yapman gerektiğini biliyorsun. Az önce yanda gösterdim. Onları sıralamak daha kolay. Peki hocam. Mesela 3 tane kesir verdi bize. Bunları sırala dedi. 3 tane rasyonel sayı verdi. Bunları sırala dedi. Bütün yöntemleri kullanabiliyor muyuz? Evet, bütün yöntemleri de kullanabilirsin. Yani hem payda eşitleyerek, hem payı eşitleyerek, hem de ondalık açılım yaparak aynı şekilde sıralayabilirsin. Sadece bunlardan bir tanesi mutlaka daha basit olur. İşte o basitliği kullanacaksın. Hangisi basitse onu yapacaksın. Mesela 3 bölü 4, 7 bölü 8, 9 bölü 16 sırala demiş. 3'ü 7'yi 9'u mu eşitlemek daha akıllıca? 4, 8 ve 16'yı mı? Tabii ki 4, 8 ve 16. Çünkü hepsi birbirinin katı zaten. Şurayı 4 ile, burayı 2 ile, buraya hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Genişletirsem 3 kere 4, 12 bölü 16. Burası 14 bölü 16. Burası da 9 bölü 16. Şimdi ne dedik? Payı büyük olan büyüktür. Payına bakıyorsun. 12, 14 ve 9. Hangisi daha büyük? O zaman 7 bölü 8. Büyüktür. Büyüktür. 3 bölü 4. Çünkü 12 bölü 16 yaptı. 3 bölü 4 özür diliyorum. 3 bölü 4. Ve daha sonrasında büyüktür. 9 bölü 16 dedik. Bu kadar basit. Diğer kısma geçtim. 12 bölü 14. 28 bölü 33. 21 bölü 25. Bunları sırala demiş. Şimdi 14, 33 ve 25 var. Ve sevgili gençler, düşündüğümüz takdirde de hangisini eşitlemek daha basit olur? Buna karar verelim önce. 12 bölü 14 mü? 14, 33, 25'i mi? 12, 28, 21'i mi genişletmek daha mantıklı? Buna karar verelim. Şimdi mesela pay kısımlarına bakalım. Bu 3 kere 4. Bu 4 kere 7. Bu da 3 kere 7. Şuraya baktığımız takdirde burası 2 kere 7. Burası 3 kere 11. Burası 5 kere 5. Hangisinde daha fazla ortak bir çarpan var? Herhalde bunlar da, bak burada 4 var. 4 var. Burada 7 var, 7 var. Burada 3 var, 3 var. Demek ki üst kısmı, yani pay kısmını eşitlemek daha mantıklı. Şimdi birisi 3 kere 4, birisi 4 kere 7, birisi 3 kere 7. Şunda 4 yok. Bunu 4 ile genişletebiliriz. Bunda 3 yok. Bunu 3 ile. Bunda 7 yok. Bunu 7 ile genişletelim o zaman. Yani şu kısmı sildim bak. Şöyle sildim. Ve sonra diyorum ki ben şunu 7 ile genişletecekmişiz. Bunu 3 ile, bunu da 4 ile. Böylelikle bak 7 kere 12 84 yapar. 3 kere 28 o da 84 yapar. 4 kere 21 o da 84 yapar. Paylar eşit şu an. Bölü 7 kere 14 70 artı 28'den 98 yapar. 3 kere 33 99 yapar. 4 kere 25'te 100 yapar. 98, 99, 100 geldi. Bu da muhteşem. Şimdi ne demiştik? Yukarıda bak şurada payları eşitlerken ne dedik? Paydası büyük olan küçük. Madem öyle, burada hangisinin paydası daha büyük? Şunun hocam. O da şuydu zaten. Demek ki 21 bölü 25 bunların arasında en küçüğüymüş. Daha sonra bu var. O halde 28 bölü 33 diyeceğiz. Sonra da şu var. 98. Demek ki en büyüğü de buymuş. 12 bölü 14 diyeceğiz. Cevabımız bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Geçtim bir diğer örneğe. 10 bölü 11, 100 bölü 101, 1000 bölü 1001 bunları sırala demiş. Ve tamam sıralayalım. Ama 11, 101, 1001 alakasız. 10, 100, 1000 bunlar alakalı. Evet güzel.
Şimdi pay kısımlarını eşitleyebilirsin. Hadi önce pay kısımlarını eşitleyerek yapalım. Ben burayı 100 ile burayı 10 ile genişletirsem bütün paylar eşit olur. Yani 1000 bölü 1100 olur. Burası 1000 bölü 1010 olur. Ve burası da 1000 bölü 1001 olur. Hangisinin paydası daha büyük? Şunun, sonra bu, sonra bu. O zaman en küçüğümüz 10 bölü 11, sonra 100 bölü 101 ve sonra da 1000 bölü 1001. Şimdi güzel, güzel, fakat daha kısa bir yolu var mı bunun? Eğer ki şunları gördünüz. Bak, arasında bir fark var, arasında bir fark var, arasında bir fark var. Payı ile paydası arasındaki farkların hepsi de aynı olan kesirleri sıralarken, payı ve paydası sayısal olarak daha büyük olanlar sevgili gençler, basit kesirlerde, basit kesirlerde, onu da unutmayın. Basit kesirlerde yapıyoruz bunu. Payı ve paydası sayısal olarak daha büyük olanlar daha büyüktür. Dolayısıyla bu bundan büyüktür. Yani direkt aralarına şu şekilde işaret koyabilirsin. Bileşik kesirlerde de tam tersi. Payı ve paydası sayısal olarak daha büyük olanlar daha küçük olur sevgili gençler. Bunu da unutmayın, aralarında aynı fark varsa. 2022, 2019, 2023, 2020, 2024, 2021. Bak, 3 fark var, 3 fark var, 3 fark var ve bunlar bileşik kesir. O zaman ne yapıyorduk? Payı ve paydası sayısal olarak büyük olan daha küçük oluyordu. Yani 2024 bölü 2021 küçüktür. 2023 bölü 2020 o da küçüktür. 2022 bölü 2019 diyeceksin. İşte cevap bu olacak. Devam, 17 bölü 19, 19 bölü 17, 21 bölü 19. Bak, iki fark var, iki fark var, iki fark var. En büyüğü hangisi? Bak, bu da ne kesir? Bileşik kesir değil mi bunların hepsi? O zaman en büyüğü hangisi arkadaşlar? Tabii ki en küçük olan, yani bu. O zaman büyüktür yazdım. Büyüktür yazdım. Şu an sıralamış oldum. Bitti. Hepsinin arasında iki fark vardı. Bileşik kesir olduğunu gördüm. Sayısal olarak daha küçük olan payı ve paydası daha büyüktür dedim. Dolayısıyla büyüktür işaretlerini çaktım araya ve doğru cevabı buldum. Anlaştık. Geçtim 50. sayfanın sağ üst tarafına. Diyor ki 3 bölü 7 küçük x, o da küçük 4 bölü 7 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Paydalarımızın hepsine bakıyoruz. Şıklarımızdaki 14. O zaman ben burayı 2 ile genişletirim. Burayı da 2 ile genişletirim kardeşim. 2 kere 3 6 bölü 14 yapar. Küçüktür x, bu da küçüktür 8 bölü 14 yapar. Şimdi bizim payımızın, yani şu pay kısmının, x için konuşuyorum, 6 ile 8 arasında olması lazım. Ne olabilir? 7 bölü 14 olabilir. Zaten şıkta da mevcut. O zaman cevap Denizli'dir diyeceğiz. Kaçarı yok. Ne yaptık? Akıllıca davrandık. Önce şıklara baktık. Paydaların hepsi 14. O zaman ben bunların da paydasını 14 yaparım dedim. Yaptım. Yaptıktan sonra da 6 ile 8'in arasında olması lazım bu x'in payının. Madem öyle, 7 bölü 14'tür dedik. 6 ile 8 arasında 7 var çünkü. Devirli ondalık sayılar. Şimdi arkadaşlar, bazı sayılar aynı böyle pi sayısı gibi virgülden sonra sonsuz tane basamağı vardır. Ve biz bu sayıları bir kağıda, bir tahtaya, bir duvara veya dünya üzerindeki böyle yer kürenin üzerindeki bütün milimetre karelere sen bunun bütün halelerini yazsan yer kürenin üzerinde yer kalmaz ama bu sayı hala bitmez arkadaşım. Tamam, yani yer kürenin hepsi dolar ama yine de bu sayı bitmez. O halde ne yapmamız lazım? Kısa bir şekilde ifade edebilir miyiz bunu? Ederiz. Nasıl? Bak, 245. 245 mi bakayım? 245, 4, 24, 54. Ha, şunlar tekrar ediyor. Tamam, ben 2 de tekrar ediyor diye düşündüm. 45, 45, 45, 45, 45. Hep 45 devam ediyor. Yani 0.2'den sonrası hep 45. O zaman 45'i yazarsın. 45'in sürekli kendini tekrar ettiğini gösterebilmek adına da 45'in üzerine bir çizgi çekersin. İşte bu. Yer kürenin üzerine bile sığdıramadığımız sayı ahanla şu an şu şekilde ifade edilmiş oldu. 0,175222222. 0,175'i yazdım. 2 hep tekrar mı ediyor? 2'yi yazdım, üstüne çizgi çektim. Ahanda sayı bu. 6,755 755 755 755. O zaman 6,755'i yazdım. 755'in üzerine çizgiyi çektim. Bunu da bu şekilde ifade etmiş oldum. Durmadan 755 kendini tekrar ettiği için. Peki ben bu bir rasyonel sayıyı ondalık biçimde yazabilir miyim? Yazarız. Mesela 2 bölü 3. Bak, bu devirli bir ondalık sayıymış demek ki. 2, ben bunu 3'e böleceğim. 2'nin içinde 3 yok. Bir 0 koydum. Bir 0 ve virgül buraya koydum.
20'nin içinde 3 6 defa. 6 kere 3 18. Çıkardım 2. Bir 0 daha koydum. Az öncesini tekrar ediyor bu. 20 20. Bir 6 daha, bir 18. Çıkardım 2, bir 0 daha. 20'nin içinde 3 6 defa. Bu durmadan bu şekilde gelecek. Çünkü 20'den 18 çıktığı zaman hep 2 kalır. Madem öyle, bu aslına bakarsan bu şekilde devam edecekmiş. Yani 2 bölü 3 dediğimiz sayı 0,6 devredenmiş arkadaşlar. Bakın ne kadar da güzel ve şık bir biçimde ifade etmiş olduk. Peki 5 bölü 6 sayısını da biz ifade edelim. 5'i 6'ya böleceğiz. 5'in içinde 6 yok. Bir 0 koydum. Bir 0 koydum ve virgülü attım. 50'nin içerisinde 6 kaç defa? 8. 6 kere 8 48. Çıkardım 2. Peki 2'nin içinde 6 yok. Bir 0 koydum. 20'nin içinde 6 3 defa. 3 kere 6 18. Çıkardım 2. Bir 0 koydum 3 defa. 3 kere 6 18. Çıkardım 2. Bir 0 koydum 3 defa. 3 kere 6 18. Çıkardım 2. Hep aynı şekilde devam ediyor. Neresi? 3'ler. O halde bu 5 bölü 6 dediğimiz sayı, aslına bakarsanız 0,83, burada 3 devredenmiş diyeceğiz. Çünkü durmadan 3'ler tekrar ediyor sevgili gençler. Ve geçtim 51. sayfama. Bir notumuz var. Arkadaşlar, tabii ki de ben buradaki rasyonel sayıları ondalık sayılara çevirebildiğim gibi ondalık sayıları da, devirli ondalık sayıları da rasyonel sayıyı çevirebilirim. Nasıl çevireceğim? Şu şekilde. A virgül B C D E, burada C D E tekrar etmiş olsun. Sayının tamamını virgülsüz ve çizgisiz yazıyorsun. A B C D E. Sonra eksi, yine bu virgülsüz ve çizgisiz sayıda devretmeyen kısımları, yani üzerinde çizgi olmayan kısımları yine virgülsüz biçimde çıkarıyorsun. A B. Bölü. Sonra da virgülden sonrasına bakıyorsun. Virgülden sonraki dediğimiz kısım şurası. Kaç tane devreden rakam var? 1, 2, 3 tane. O zaman 3 tane 9 koyuyorsun. Kaç tane devreden var? Devretmeyen var. Bir tane. O zaman bir tane de sıfır koyuyoruz. Yani sayının tamamı eksi devretmeyen kısmı bölü virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 yazıyoruz. Tabii ki sıfırı başa yazmayacaksın. Öyle de bir akıllılık yapmayacaksın. Tamam, 9'lar önde, sıfırlar arkada olacak. Bunu da unutma. Evet. 0 virgül A devreden. Bu tarz bir sayı gördüğün zaman direkt yazıyorsun. A bölü 9. Neden? Çünkü sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkarıp devreden kadar 9'a bölersen a eksi 0 bölü 9 a bölü 9'a eşit olur. Peki AB 0 virgül AB devreden AB bölü 99'dur. Peki hocam bu nedir? Bu da şudur. AB'den A'yı çıkardın, 9'a böldün. Peki burası nedir? Hocam AB x'ten AB 2 basamaklı sayısını çıkarıp virgülden sonra bir tane tekrar eden olduğu için 9, bir tane tekrar etmeyen olduğu için 0. 0,9 devredene, 0, A devredene veya B devredene göre, şuradakine göre yapacak olursak, bu A bölü 9 ise demek ki burası da 9 bölü 9, yani 1. Hatta ve hatta 0,9 devreden demek 0,9999999 olduğundan, şimdi ben sana şöyle bir soru sorsam, 1'den küçük olsun ama 1'e çok yakın bir sayı söyle desem, bir reel sayı söyle desem, işte 0,999999999 dersin değil mi? İşte 1'e aşırı derecede yakın olduğu için biz buna artık neredeyse 1'dir diyoruz. Şuradaki işaret ne hocam? Yaklaşık olarak demek. Yaklaşık olarak 1'dir demek. O halde bu da yaklaşık olarak 1 olduğu için 1 diye kabul edebiliriz. O halde bu nedir? 2,999999? Yaklaşık olarak 3'tür değil mi? Neredeyse 3 olmuş çünkü. Hatta ve hatta 29'dan 2'yi çıkarırsın. Virgülden sonra bir tane devreden olduğu için 9'a bölersin. 27 bölü 9'un da 3 olduğunu zaten biliyorsun. 4,9 devreden peki? O da 5'tir o zaman. Peki 51,9 devreden? O da 52'dir o zaman. Çok güzel. Şimdi gelin. Gelin. Şunu silemedim. Şuna bakalım. 1,23'te 3 devrediyor. 123'ü yazdım. 12'yi çıkardım. Virgülden sonra devreden bir tane. Devretmeyen bir tane. 9 ve 0 koydum. Bu da 123'ten 12'yi çıkarırsanız. 110. 1 yapar, bölü 90 dersin. Her ikisini de 3'e bölersen eğer, bunu 3'e böldün 37, bunu 3'e böldün 30. Cevabımız 37 bölü 30'muş. Peki 4,19 devreden de. 419'u yazdım, 4'ü çıkardım. Virgülden sonra 2 tane devreden olduğu için 2 tane 9 koydum. Devretmeyen yok, 0'ı koymadım. Çıkarırsanız da 415 bölü 99 yapar. Bu bir şeye bölünür mü bakalım, sadeleşir mi? Şu an sadeleşebilen bir şey görmedim. Dolayısıyla bu şekilde bıraktım. Tamam. Sadeleşebiliyorsa da sadeleştireceğiz. Devam. 0,35
5'te 5 devrediyor ve 0,64'te 4 devrediyor. Bunları toplayıp 0,3 devredene böl demiş bize. Şimdi güzel kardeşim bak. 0,35'te 5 devrediyormuş sürekli bu şekilde. Sonra 0,64'te de 4 devrediyormuş bu şekilde. Ben şimdi sana diyorum ki gel bunları bir güzel toplayalım şöyle. Sonsuz bir toplam yapalım. Sonsuz bir toplamda burası da sonsuz olur. 5, 4 daha 9, 9, 9, 9, 9, hatta 3, 6 daha o da 9 yapar ve burası da 0 olur. E bu 0,99999 bir yerden tanıdık gelmiyor mu? Gelmesi lazım. 0,9 devredendir yani 1'dir. Demek ki üst kısım 1 oluyormuş. Sen bunu normal ondalık kesre çevirip toplayarak da yapmış olsaydın yine 1'i bulacaktın. Peki bu alttaki 0,3 devreden neydi? 3/9 değil miydi? E güzel, demek ki 1'i 3/9'a böl demiş adam bize. E ben bunu ters çevirip çarparsam 9/3 yapar. E bu da 3'ün ta kendisidir. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? 3 olacakmış diyeceğiz. 51. sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçtik. Bir örnek daha var. Şu kısmı aldım, kaybettim ve sorumuza baktım. X'ye pozitif tam sayı. X ile 0,482 çarpınca Y yapıyormuş. 82 devrediyor burada. Bunu sağlayan X en az kaçtır diye sorulmuş. Ve X'in de Y'nin de bir tam sayı olduğunu da biliyoruz ayrıca. Bu 0,482 ondalık sayıya bir çevirelim bakalım ne olacak. Sayının tamamını yazdım. 482 başında 0 olduğu için 0'ı yazmadım. Eksi devretmeyen kısım 0,4 yani 4. Bölü virgülden sonra 9 ve 9 iki tane devrediyor. Bir tane 0'ımız mevcut. Peki burası ne yapar? 478 bölü 990 yapacaktır. Şimdi bu şuradaki sayının ta kendisi. Ben bunu bir güzel sadeleştirmem gerekiyor. Sadeleştirelim hocam. Yapalım. 2'ye bölersem 2, 3, 9 yani 239 yapar. Bunu 2'ye bölersem de 4, 19'un içerisinde 2 kaç defa? 9 defa. 10'un içerisinde 5 defa. 495. Peki başka bir sayıya bölünüyor mu acaba? Bir de bunu kontrol edelim. 239, 495 bölünür mü? Bir bakalım. Şey yapsak 11'e bölünme kuralını kontrol etsek olmuyor. 4'e bölünmüyor, 8'e bölünmüyor, 3'e bölünmüyor. Bölünmüyor. Bu şekilde kalabilir o zaman. X çarpı 239 bölü 495 aynı zamanda neymiş? Bir tam sayıymış. Güzel. Madem böyle bu bir tam sayı olacaksa bu da bir tam sayıysa X'in de en küçük değeri sorulmuş madem öyle. Pozitif. 0 diyemem. 0 olsa 0 derdim direkt cevabına. Madem öyle ne yapmam lazım? Bu X şununla sadeleşsin ki Y'ye de 239 kalsın diyeceğim. Bu kadar basit. O zaman X'in en küçük değeri neymiş arkadaşlar? 495'in ta kendisiymiş diyebiliriz. Evet, devam. Bu da yanlış hatırlamıyorsam son sorum. Aynen öyle. Daha sonrasındaki konumuz haftaya işleyeceğiz. Birinci dereceden denklemler. X'in 1,792 olduğunu söylemiş. Yani ne demek bu? 1,792 2 devrediyorsa 2, 2, 2, 2, 2 diye devam edecek. Bu nedir? 1,792 792 792 bu da bu şekilde devam ediyor. Şu nedir? 1,792 sonra 92 tekrar ediyor. 92, 92, 92 diye tekrar ediyor. Peki sırala demiş. Şimdi zaten 1,792, 1,792, 1,792 buraya kadar sayıların hepsi aynı. Fakat buradan sonra işin rengi değişiyor. Bak bu 9 ile başlıyor, bu 7 ile, bu da 2 ile başlıyor. O zaman en büyük hangisidir? En büyük hangisiyle başlıyorsa odur. Yani Z. Sonra Y, sonra da X'dir. 9 büyük, 7 büyük, 2 olduğu için bunu yaptık. Bunları da bu şekilde sıralayabilirsin. Çoğu soru bankasında da, acil matematik TYT soru bankasında da, matematik ilacında da, soru bankasında da bu tarz soruları göreceksin. Karşına çıkacak ve çat diye yapacaksın diye bekliyorum inşallah. Evet, haftaya birinci dereceden denklemler konusunu işleyeceğiz. Ekstradan ondan sonra da hangi konu işleyeceğimizi de söyleyeyim. Basit eşitsizlikleri işleyeceğiz. Yüksek ihtimal mutlak değeri de işleyeceğiz, haberin olsun. Yani haftaya biraz daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Şimdi bunlarla alakalı olan matematik ilacındaki soruları çözüyorsun. Eğer 15 net ve üzeri ise senin netin, senin durumun matematik ilacının yanında acil matematik TYT soru bankasında çözüyorsun. Eğer otomatik olarak direkt böyle 20 netin üzerindeysen o zaman da sadece acil matematik TYT soru bankasını çözebilirsin. Bu konuları çözüyorsun. Bu haftaki ödevim bu ama yine de ben sana ödev videosu yayınlayacağım, haberin olsun.
Evet. Güzel bir haftaydı. Bunu da bitirdik. Yaklaşık 8 sayfa bir konu işledik. Güzel sorular da çözdük. Öğretici sorular çözdük. Şunu söyleyebilirim ki 0-15 net arasındaysan, bu netleri yapıyorsan bu kamp senin için aşırı derecede faydalı olacak. Özellikle TYT adına söylüyorum. İnanılmaz faydalı olacak. AYT PDF'lerinizi hazırlıyorum. Bitmek üzere. Problemler kampı PDF'lerinizi hazırlıyorum. Bitmek üzere. Gayet güzel, hoş sorular var. Şunu da söylemekten geçmeyeceğim. Düzeyi bu düzeyden biraz daha fazla olacak. Haberin olsun. Çünkü problemlerde hani çok basit sorular çözerek gelişeceğimizi ben düşünmüyorum. AYT'de çok çok basit sorular çözerek gelişeceğimizi düşünmüyorum. Biraz daha düzeyi bir tık fazla olacak. Belki 1,5 tık fazla olacak, haberin olsun. Evet, madem öyle, sizleri seviyorum arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.